Gençler hoş geldiniz Eğitim Tokat TV'ye. Ben matematik öğretmeniniz Hamdi Hoca. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım kavrama testlerinden 11. sınıf analitik bir testini çözeceğiz arkadaşlar. Ve bu şekilde de birazcık sınavlarda hazırlanmış olacağız. Birinci sorumuza bakacak olursak arkadaşlar. Birinci sorumuza diyor ki dik koordinat sisteminde A noktası Y ekseni üzerinde. Bakın A noktamız Y ekseni üzerinde. Hemen şöyle kaleme geçelim y ekseni üzerinde. Hocam y ekseni üzerinde olan bir noktanın koordinatları 0 virgül herhangi bir sayıdır. E hocam sonra bana diyor ki B noktamızsa x ekseni üzerinde. O zaman x ekseni üzerindeysem benim x'im vardır. Y sıfır mıdır arkadaşlar? Bana söylemek istediği şey tam olarak bu. Bura üzerinden gidelim. Hocam şimdi birinci olarak A'ya bakacak olursam A da bana demiş ki y ekseni üzerinde yani x'i olmayacak x'i sıfır olacak benim a çarpı b artı birim sıfır olacak artı biri karşıya atacak olursa a çarpı b eksi birim olacak burada a'dan ya da b'den vazgeçebilirim ama şimdilik kenarda kalsın diyorum b'ye bakacak olursa b'de de bana x ekseni üzerinde demişti ben x ekseni üzerindeysem y'm sıfır olacak dedim o zaman hocam benim a çarpı a kare çarpı a kare çarpı b eksi 2 mi sıfır eşit olacak arkadaşlar? Karşı attım. A kare çarpı b'miz de 2 olacak. Hocam a noktama göre değerlendirecek olursam çarpım durumundakini karşı atarsam b eksi 1 bölü a'ya eşit. Hmm. Yerine koyalım hocam. A kare çarpı eksi 1 bölü a eşittir 2. Hocam a'lar sadeleşir ise a bölü eksi 1 2'ye buradan a'nın eksi 2 olduğunu buldum. Bakın a noktasını eksi 2 bulmadım. Sorudaki x ve y için verilmiş olan a b değerlerindeki a'yı eksi 2 diye bulduk. Hocam hemen b'yi bulalım. B'yi bulalım. Hocam b'miz de eksi 1 bölü A değil miydi? A'nın eksi 2 olduğunu buradan görüyor muyum? O zaman benim B de A artı 1 bölü 2 eşit. Şimdi A ve B değerlerimizi bulduk. Yerine koyarak A ve B noktalarımızı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. A noktası için başlayacak olursam. A noktası A çarpı B artı 1 virgül 4 B'ymiş arkadaşlar. Hocam sadeleştirecek olursam Eksi 1 artı 1'den 0. Zaten hiç bulmama gerek yoktu. Oranın 0 olduğunu daha sorunun başında belirtmiştim. 4 çarpı 1 bölü 2'den 2'yim. Demek ki benim A noktam A noktam 0,2. B noktama bakalım. B noktama bakalım. B noktası hakkında da bana diyor ki hocam ben B noktasının Y'sini hiç bulmuyorum. 0 olduğunu biliyorum. Direkt X noktasına bakacağım. A eksi 1'e eşitmiş. Hocam A'yı da biz biraz önce eksi 2 diye bulduk. O zaman benim B noktam eksi 2 eksi 1 virgül 0. Yani B noktamız da arkadaşlar eksi 3 virgül 0'mış. Şimdi A ve B noktalarının bulunduğu noktalara kadar bir yazalım. Bir not alalım. Sileceğim. Tamam mı arkadaşlar? A'mız ve B'miz biliyoruz. Şimdi A, B arasındaki uzaklığa bakacağız. Biz uzaklığı bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? İki nokta arasındaki uzaklıkta hemen A noktamı yazayım. B noktamı yazayım. X'ten X'i Y'den Y'yi çıkarıp bildiğiniz pisagor yapıp kök işlemi de yapıyorduk. Video kayıtlarımız da vardı arkadaşlar. O zaman 0-3'ün eksi parantez karesi artı 2-0'ın eksi parantez karesinin karekökü bana AB uzunluğunu mu veriyor arkadaşlar? O zaman benim AB uzunluğu kök içinde 9 eksi eksi artı oldu artı 3'ün karesi 9 artı 2 eksi 0 2 yapar karesi 4 toplarsam kök 13 yani C şık olurum arkadaşlar. Birinci soruyu inşallah anladınız. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. İkinci soru diyor ki analitik düzlemde ikinci bölgede. Hocam şimdi bölgeleri bize bir hatırlatır mısın? Bölgeler x ekseni, y ekseni. Hocam hatırlıyorsanız saat yönünün tersine şeklinde gidiyorduk. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölgeydi. İkinci bölgede benim x'im eksi tarafta, y artı tarafta. Bunu bir hemen hızlı bir şekilde not olarak düşünün. Sonra bana diyor ki aşağıdakilerden hangisi dir? Hocam x'i eksi y'si artı olan değerlere bakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi iki şıkkı otomatik eledim. Neden? E, x artı değil, eksi değil. x eksi değil. Y'si artı olacak. Tamam bir de art ama x uymadı. Demek ki cevabım ya B ya C ya D. Şimdi yani bura üzerinden odaklanalım. Sonra bana diyor ki buradaki bir nokta A'ya ve B'ye eşit uzaklıkta bulunan noktadan bir aşağıdakilerden hangisidir? Yani benim öyle bir iki noktam var ki x'i negatif y'si pozitifken A'ya ve B'ye eşit uzaklıkta. Hocam koordinat sisteminde bunu bize bir göster. Şu şeklimizi silelim artık. Bölgelerin ne olduğunu biliyoruz. Tekrardan çizdim. A noktam x3 y2 olan bir nokta. Bakın A noktam burası. X3 önce x yazdım. Y2. Hocam B nokta B nokta x'i 2 y'si 1. Bakın 2 şöyle biraz daha geriden yazalım. 2, y'si 1. Bakın b noktamda burası. Bu ikisine eşit uzaklıkta temsili bir nokta seçiyorum arkadaşlar. Mesela diyorum ki benim c noktamda bana sorulan noktamda burası olsa. Bu adamın buraya olan uzaklığıyla bu adamın buraya olan uzaklıklar eşit. Ve x'i negatif, y'si pozitif. Neden? Ben ikinci bölgedeyim. İkinci bölgede olmam çok önemli arkadaşlar. Şimdi deneyecek olsam. Tek tek uzaklıkları burada deneyerek bulacağız arkadaşlar. Çünkü hangisi olabileceği hakkında bana bir yol yordam vermemiş. Mesela B şıkkı ve C şıkkını deneyelim. Eğer ikisi de yanlışsa zaten D şıkkım doğru olacak. C, B'ye bakalım. Hem de bu arada tekrar etmiş olalım. Hocam A noktasının A noktasının B şıkkına olan uzaklığı 3 eksi 6'nın karesi artı 2 2'nin karesinin karekökü. Bakın şu anda benim bulduğum bu uzaklığım benim... C noktamın... A olan uzaklığını bulmaya çalışıyorum. Aynı şekilde eşit olduğuna göre... Eşit olduğuna göre... Benim... C noktamın B olan uzaklığına da eşit mi olması gerekiyor? Hocam B noktamın koordinatları... 2,1 Yapacak olursam... B şıkkına göre... Eksi 6... Eksi 2'nin parantez karesi... Artı... 2 eksi 1'in parantez karesi. Hocam eksi eksi artı oldum. 3 6 9 karesi artı 0. Eşit midir acaba kök içinde eksi 6 eksi 2 eksi 8 karesi artı 2 eksi 1 1'in karesine. Yani kök 81 eşit midir 64? artı 1'den 65'e. Ha hocam demek ki benim B şıkkım olmuyor. B şıkkımın olmadığını burada görebiliyorum arkadaşlar. Buna dikkat ediyorum. Devam edelim. C şıkkı için şimdi yapalım arkadaşlar. Mesela kırmızıyı kullanalım bunun içinde. Şimdi C şıkkımın C noktası olduğunu düşünerek AC arasındaki uzaklığa bakmaya çalışacağım. Hocam, eksi 1 x'ten x'i çıkarıyorum. Eksi 3'ün parantez karesi artı 5 eksi 2 y'den y'yi çıkarıyorum. 5 eksi 2'nin parantez karesinin kare kökü bana AC uzunluğumu verir. Hocam, benim CB uzunluğum da aynı şeye mi eşitti? O zaman CB uzunluğunu bulalım. ...eksi 1, x'i çıkarıyorum... ...eksi 2, çıkarttığım için... ...eksi 2 arkadaşlar, yoksa artı 2... ...artı 5... ...eksi 1... ...parantez karesi... ...hocam... ...eksi 1, eksi 1, 4... ...eksi 1, eksi 3, eksi 4... ...4'ün karesi, artı 5, eksi 2, 3... ...3'ün karesini... ...eşit midir? 3'ün karesi, eksi 1, eksi 2... ...eksi 3 karesi, yine 3'ün karesine eşittir... 5 eksi 1 4'ün karesine. Hocam görüyorum ki sol tarafımda 25 sağ tarafımda 25 çıkıyor. Demek ki buradaki C noktasına göre benim uzunluklarım eşit oluyor arkadaşlar. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Analitik düzlemde bakın bana OA ile AC'ye dik vermiş. Ha ben diyebilirim ki buradan hemen. Eğim OA geçen derslerimizde görmüştük. X bölü Y ise eğim AC eksi Y bölü X demiştik arkadaşlar. Hatırlayalım diye bilgi vermek istedim. A noktamın bana koordinatlarını vermiş. 4 virgül eksi 6 ama C noktam hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Buradan kendim bir dik indirsem. Bu açıyla bu açı eşit olur mu arkadaşlar? Buradan da bir dik indirdim. Benzerlik mevzusu giriyor arkadaşlar. Üçgende benzerlik mevzumuz var. Açıları eşit olan noktalardan iki açısı eşitse bana bir oran yeterli kuralı geliyor. 90'ın karşısındaki ile 90'ın karşısındaki eşit ise benim diğer bütün uzunluklarım eşit. Yani eş üçgenler oluyor. Benzerlikten bir tık daha ilerisi birebir aynı üçgenler olmuş oluyor arkadaşlar. Hocam iyi de ben 90'ın karşısındaki uzaklığı bilmiyorum. Diğer uzaklığı bilmiyorum. Fakat görüyorum ki ys-6 yani bu adamın uzunluğu 6 birim. O zaman bu adamın uzunluğu da 6 birimdir hocam. Ben C'min Y noktasını buldum. Artı 6. Hocam burası 4 birim fakat bu tarafı bilmiyorum. Diğer tarafı bilmiyorum. Buraya da Niksar'ın N'si demiş olsam. Yine geometride Öklit diye bir kuralımız vardı. Şuraya büyüterek çiziyorum arkadaşlar. Daha rahat görebilin diye. 90 dereceden inmiş bir 90 derece var ise. Bakın burası 6 birim. Burası 4 birim. Burası ne? 6'nın karesi 4 çarpı N'ye eşittir arkadaşlar. Yani 36 4 çarpı N'ye. N de 36 bölü 4'e yani 9'a eşittir. Hocam yine biraz önceki benzerlik yani eşişkenlik kuralına bakacak olursak N 9'sa bu tarafta 9 değil midir? Toplam Toplam gittiğim yolun 4 artı 9 artı 9'dan 22 değil midir arkadaşlar? Ha, hocam bana ne soruyor? C noktasının koordinatları. C noktasının x'ini 22, y'sini 6 bulmuştuk. 22 artı 6'dan cevabımın 28 olduğunu görüyorum. Bakın geometriden çok faydalanıyoruz analitik geometride. Buna dikkat edin arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi bir sonraki soruda bana diyor ki AE ile EC arasında 3 katı ilişkisi var. Şimdi bunu nasıl yazarız hocam? EC'ye ben K diyecek olursam AE'ye ben 3K demem lazım. Hemen yerine koyalım. K'ya 3K. Hmm. Bu nasıl bir işime yarayacak? Biraz önceki gibi benzerlik oranlarıyla B ve C noktasının koordinatlarını bulabilirim. Bulalım hocam. Hem bir önceki derslerimizde tekrar olmuş olsun. Ben bunu dik olacak şekilde indirsem. Dik olacak şekilde indirsem. Hocam bu adam bir kare mi? A, B, C, D kare ise 90'ın karşısındakiler eşit mi? O zaman diğer uzunluğumun karşısındakiler de eşit olmuş oluyor. Hocam benim mesela burası için şu uzunluğu eksi 6 yani eksi 6 ise birim olarak uzunluk olarak negatif olamayacağına göre 6 birim midir arkadaşlar? Yüksekliğim de 2 birim. Diğer tarafı bilmiyorum. Buraya geldiğim zaman hemen sarıya geçelim. Bu tarafa geçtiğim zaman 8'e eksi 8 yani benim bu uzunluğum 2 bu uzunluğum mu 8 arkadaşlar? Hayır hocam. Doğru bu uzunluğum 2 yani burası 2 fakat bu uzunluğum 2'den çıkmış 6'ya eşittir. Tamamı 8. Aşağı tarafta 2 değil miydi? Bakın buradan dolayı. Bu arada bu ikiyi de teyitini almış olduk. Aynısı 90'ların karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgenler olduğu için hemen buraya 2 birim buraya 6 birim diyebilirim. Yani mesela C noktamın koordinatlarını yazacak olsam yerden yüksekliği 6, 2, 2, 10 yani Y'si 10 yerden yükseklik bakın yerden yükseklik Y'den yükseklik. X'i Y ekseni olan uzaklığı 2 birim fakat ikinci bölgede olduğu için eksi diyebilirim. Şu anda ben koordinatlarımı buldum. Bana sorulan BE uzunluğunu bulmaya çalışmadım arkadaşlar. Peki ben E noktasının koordinatları bulmak istesem. Sevgili E noktamın koordinatlarına niksel virgül pazar desen. Hocam burada bir oran ilişkisi görüyorum. Bakın aşağıya taşıyarak göstereceğim. Bir A noktam var. Bir C noktam var. Bir de E noktam var. Bana demiş ki AE 3K K A nokta 6 virgül eksi 2 özür dilerim. Evet eksi 6 virgül 2 eksi 6 virgül 2 Hocam C noktama bakalım. C noktamda eksi 2 virgül 10 Bakın burada da oran ilişkisini göreceğiz. Ha hocam ben mesela bu tarafa doğru eksi 6'dan eksi 2'ye 4 birim artmış mıyım? Eksi 6'dan çıkarttım eksi 2'yi 4 birim. Artış yönünde olduğum için art dedim. Bu adam benim 4K'ma eşitse K'da 1 mi artarım? Şu anda X noktasını buluyorum arkadaşlar. Bakın X noktasını bulmak için yapıyorum bunu. Eksi 6'dan eksi 2'ye ben 4 birim artmışım. 4K'da 4 arttıysam K'da 1 artarım. 3K'da da 3 artarım hocam. Eksi 6'yı ben 3 artırırsam yani eksi 6'ya 3 eklersem eksi 3 olurum hocam. Hocam hemen y'sini bulalım beraber. Hocam 2'den 10'a artış yönündeyim. 2'den şurada kullanayım. 2'den 10'u çıkartırsam 8 birim artmışım. 4K'da ben 8 arttıysam K'da 2, 3K'da da 6 artarım? 3K'da 6 artacağım. Ben 2'yi 6 artırırsam 2'yi 6 artırırsam 8 mi olurum? Bakın sorumda artık E noktamı biliyorum. E noktamın koordinatları X'i biraz önce bulmuştuk. Kaç bulmuştuk arkadaşlar? Eksi 3 Y'si 8. E noktamı biliyorum. Bunu cebime koyayım. Peki B noktamın koordinatlarını da aslında biraz önce buldum ama yazmadım. B noktamın koordinatları. Hocam y ekseninde olduğu için x'i 0. Y'si de 2 artı 2'den 4 değil mi? B noktamın koordinatları da 0,4. Bana da sorduğu şey EB uzunluğu. İki nokta arasındaki uzunluk kuralını uygulayacağım arkadaşlar. EB uzunluğu. EB uzunluğu. X'ten X'i çıkarıyorum. Eksi 3 eksi 0'ın parantez karesi. Artı y'den y'yi çıkarıyorum. 8 eksi 4'ün parantez karesinin kare köküyüm. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Tanıdık bir üçgen zaten görüyorsunuz. 3, 4, 5 üçgen ama yine de yazalım. 9 artı 16'nın kök hali 25 dışarıya 5 diye çıktı. D şıkkı oluyorum arkadaşlar. Burada bakın ne yaptık? Oranlamayı kullandık. Benzerliği kullandık. iki nokta arasındaki uzaklığı kullandık. Yani bütün geometriyi kullanıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki sorumuz bizden yine bakın oran isteyecek, orta noktayı bulmayı isteyecek, belki benzerlik de isteyecek ki benzerlik istemeyecek gibi görünüyor ama bakalım. Soru da bize ne demiş? Demiş ki DC BD arasında bir ilişki var. Hocam nasıl bir ilişki var? DC'ye ben 2k dersem, DD'ye ben 3k derim. Hemen soru üzerinde gösterelim hocam. Burası 2K ise burası 3K. Bakın daha soruyu çözmeye başlamadan bu oranı kullanarak D noktasını ben bulabilirim. Nasıl bulalım hocam? Mesela x yerine bakalım. Ben 2'den eksi 3'e azalmış mıyım? 2 ile eksi 3 arasındaki mesafenin 5 birim olduğunu görüyorsunuz. Ama göster bize hocam. 2 eksi eksi 3'ün mutlak değeri 5 birim. Demek ki ben 5 azalmışım. E ben 5K'da 5 azaldıysam K'da 1, 2K'da 2 azalırım hocam. 2 azalacak olsam. 2'den 2 azalırsam e d noktamın x'i 0'dır. 2'den 2 çıkartırsam 0 olur hocam. Şimdi y'sine bakalım hocam. y olarak bakacak olursam eksi 7'den artı 3'e ben artmış mıyım hocam? Evet artmışım. Bakın negatiften pozitifliğe geçmişim. Demek ki bir artışım var. Ama hocam eksi 7'den eksi 7'den çıkartırsam 3'ü Mutlak değerde olduğu için 10 birim yapar. Demek ki 10 artmışım. 5K'da şöyle kenara yazayım arkadaşlar. 5K'da 10 arttıysam K'da 2. 2K'da 4 mi artarım arkadaşlar? Demek ki ben eksi 7'yi 4 artırmam lazım. Artı dört, eksi 7'yi ben 4 artırırsam eksi 7 artı 4 eksi 3. Ha D noktasını ben koordinatlarını biliyorum. Hocam E noktasını bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Nasıl bulacağız hocam? E noktası dediğimiz noktada D ile A'nın orta noktası değil mi? Aynı sizin yazılıdan notlarınızı almanız gibi. Yazılıdan mesela 90 aldınız, 100 aldınız. ve ortalamanız 95. 100'de 90'ı topladınız. 190 böldünüz 2'ye 95. Bunun gibi x ile x'i, y ile y'yi toplayacağım arkadaşlar. Yani bakın 0 artı 4 bölü 2. 0 artı 4 bölü 2. Hocam 0 artı 4, 4 bölü 2, 2. E noktamın ben artık x'ini biliyorum. 2. Y ile y'yi toplayalım. Eksi 3 artı eksi 1. Hocam eksi 3 artı eksi 1, eksi 4. 2'ye böldüm, eksi 2. E noktamın ben bu noktasını da biliyorum. Bizden ne istiyor? B, uzunluğunu istiyor. Ben artık E noktamın koordinatını biliyorum. Buldum. Oranlayarak ve orta nokta hesaplayarak buldum. B noktada bana soruyu vermişti. İki nokta arasındaki uzaklık yapacağım. Hadi yapalım hocam. Bakın E noktamın koordinatları 2 virgül eksi 2 ben buldum. Soruda B noktamın koordinatlarını bana eksi 3'e 3 vermiş. X'den X'i Y'den Y'yi çıkaracağım. Hadi hocam göster bize. 2 eksi eksi 3'ün parantez karesi artı eksi 2 eksi 3'ün parantez karesi. Bakın burada bir şey dikkat edin. Ben E ile başladıysam Y'de de E ile başlıyorum. B ile bittiysem Y'de de B ile bitiyorum. Bu sıralama dikkat ediyorsunuz. Yani birinde X'i önce alıp B'nin X'ini önce alıp diğer tarafta e'nin Y'sini önce almak yanlış olur. Sıralama önemli. Ha, ister B'den başlayın ister E'den başlayın ama bu sıralama çok önemli. Bu adamların kare kökü yani Pisagoru uygulayacak olursa, kökümüz güzel yazalım hocam. Benim EB uzunluğumu mu verecek? O zaman benim EB uzunluğu eksi eksi artı olduğuna göre 5'in karesi Eksi 2, eksi 3, eksi 5 yaptı. Karesi olduğu zaman yine değişmeyeceği için yine 5'in karesini kare kökü müyüm? Hocam 25 artı 25, 50'yim. Ben 50'yi 25 çarpı 2'den tanıyorum. 25 dışarıya 5 diye çıktı. 2 dışarı çıkamadı. Veya hocam bu bir özel üçgen. Çünkü gördüm ki 5'e 5 ise 5, 5, 5 kökü yani 45, 45, 90 üçgenidir hocam. Cevabım 5 kökü ile Edirne oluyor arkadaşlar. Hemen bunu da hızlıca bir ekran görüntüsünü alın. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi gençler 6. soruya bakalım. 6. soruda bana diyor ki A 0 18. Yani y eksenin üzerinde mi diyor? Çünkü x'i 0. B de 0 eksi 12. Yine y eksenin üzerinde miyim hocam? Çünkü x'im 0. 4. bölgede bulunan bir c noktası alınıyor. Hocam ben 4. bölgedeysem benim x'im artı y'im eksim olacak. Buradan başlayalım. Şimdi şeklimizi hiç düşünmeden bir çizelim. Acaba benim şeklim nasıl bir şekil? Siyah alalım. Renk olarak. Koordinat sisteminde... X var. Şu biraz daha yukarıdan yazsam daha güzel. X var. Y var. Bana diyor ki... A noktası... A noktası... Şurada diyelim. 0,18 B noktası... B noktası... 0, -12. Bir de C noktam var ama C noktam hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var dördüncü bölgede olması. Bana demiş ki C noktasının olan uzaklığıyla uzaklıklar eşit. Yani Pardon, uzaklık eşit dememiş. Bir önceki soruyla karıştı. Ağırlık merkezi diyor. Nerede ağırlık merkezi? X ekseni üzerinde bulunan bir ağırlık merkezi. Hocam X ekseni üzerinde olan bir noktanın Y noktası nedir? 0'dır. Ben şimdi ağırlık merkezini buraya koydum. Biliyorum ki y'si 0 Ben ağırlık merkezini bulurken bildiğiniz aritmetik ortalama yapıyordum. Bulduğum bulunan bütün köşeleri bir toplayıp adede bölüyordum. Üçgen olduğuna göre 3'e böleceğim. y'leri topluyorum arkadaşlar. 18 artı eksi 12 artı sıfır bölü 3 eşittir sıfır mı olacağım? Çok özür dilerim. Şurası sıfır değil. Bana c noktamın y'sini veriyor. Buna da nixar'ın n'si diyelim. Artı nixar'ın n'si. Hocam toplarsam 6 artı n bölü 3 eşittir 0'a. 0, 3'ü karşıya çarpım durumuna attım. 6 artı n eşittir 0'a. n'nin buradan eksi 6 olduğunu buldum. Bakın artık c noktamın y'sini biliyorum. Eksi 6'yı. Hocam tamam burayı anladık da ağırlık merkezi dediyse ben bunu nasıl kullanacağım? ağırlık merkezi denen her yerde kenar ortay vardır arkadaşlar. İki tane kenar ortay varsa bana ağırlık merkezi vardır diyebilirim. Yani ben C'den G'den geçecek şekilde yani ağırlık merkezinden geçecek şekilde çizdiğim zaman eşit eşit bölerim. Bunu da şöyle ifade edeyim. Eşit eşit bölerim arkadaşlar. Demek ki benim buradaki D noktam tam A ile B'nin ortasında mı? A ile B'nin ortasında. Hocam X'lerin toplarım ikiye bölerim. Diğerlerini toplarım 2'ye bölerim. E 0 ile 0'ı toplayıp 2'ye bölersem 0. 18 ile eksi 12'yi toplarsam 18 artı eksi 12 artı 6 yaparacağım 2'ye bölersem 3. 0 3 mü oldu? Soru da bana bir şey daha demiş. Bunu atlamamız lazım. Bana diyor ki AC ile BC dik. Şimdi bizim genelde matematik öğretmenlerinin muhteşem üçlü diye kullandığı bir kelime var. Biz deriz ki 90 dereceden inmiş ve 2 eşit parçaya bölmüş ise 2 eşit parçaya bölmüşse muhteşem bir üçlü oluşur derim. Üçüncüsü de eşittir derim. Yani benim DC AD ve DB'ye mi eşit muhteşem üçlüden? DC uzunluğu AD uzunluğu ve DB uzunluğuma mı eşit hocam? Bakın burası önemli. 2 ağırlık merkezi kelimesini duyduğum an benim aklıma kenar ortayları geldiği gibi açı taraf 2, kenar tarafı 1 oranı mı aklıma gelecekti? Yani hocam ben şuraya 2K dersem burası 1K mıdır? DC'nin toplamı 3K ise bu adamlar da 3K, 3K mı? Hocam sen bu 3K'ları neden buldun? Mesela ben AD uzunluğumu bulabilirim ad uzunluğunu bulmak istesem beraber bulalım arkadaşlar a'nın x'inden d'nin x'ini çıkarıyorum 0 eksi 0 0 karesi biraz hızlı yazacağım a'nın y'sinden d'nin y'sini yani 18'den 3'ü çıkarıyorum 15 karesi 15, 0 artı 15'in karesi 15'in karesi 15 diye çıktı benim 15 diye bulduğum yer 3k ye eşitliğimi o zaman benim bir km 5. Yani şu uzunluğum 5. Hocam, bakın burada bir dik üçgen oluştu. Biraz daha büyüterek bir yazacağım. Bakın orijin D noktası G noktası. Şu uzunluğum 5, bu uzunluğum 4 pardon. Bu uzunluğum 3. En sevdiğiniz üçgen neydi? 3 4 5 üçgeniydi arkadaşlar. O zaman benim bu uzunluğum 3 mü? Yani G noktan pardon, uzunluğum 4 mü? g noktam o zaman benim 4,0 mı? Hocam burası 4'e 0. Bakın oranlama yapacağım artık bundan sonra. Başka yollarla da bulabilirim tabii ki. Ama ben oranlamayı tercih edeceğim. Diyor ki bana diyor ki bana x olarak bakın. Önce y'ye bakayım. 3'ten 0'a 3 birim azalmışım. 1K'da 3 azaldıysam 2K'da 6 azalırım. Sıfırdan 6 azalmışım. Eksi 6. Bakın y noktamın doğru olduğunu gördüm burada. Bu sefer x'lere bakıyorum. Sıfırdan 4'e 4 mi artmışım? 1k'da 4 arttıysam 2k'da ben 8 artarım arkadaşlar. 8 artacak olursam artı 8 mi olurum? Demek ki benim c noktamın koordinatları artı 8'e eksi 6'dır arkadaşlar. Artı 8'e eksi 6'dır. Diyorum. Dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.